Merhabalar. Ses geliyor mu? Tamam. Geliyor, evet. Bir iki dakika daha bekleyelim isterseniz. Danimarka'da nadir güneşli günlerden olduğu için pencereyi kapatmaya kıyamadım. Ama açılınca da görüntü pek iyi olmuyor. O yüzden öyle idare edelim şimdilik. Evet, birçok hocamız kamerasını açmış. Güzel. Böyle karanlık ekranlara konuşmak zor oluyor. En azından bazı yüzleri görmek, yüz ifadelerini görmek güzel. Tabii benim açımdan sorun yok. Herkes müsait olmayabilir. O yüzden kamerayı açmak zorunda değilsiniz. Mehmet Hocam, bir iki dakika daha bekliyor muyuz yoksa başlayalım mı yavaştan? Mehmet Hocam, sizi duymuyorum ben. Konuşuyorsunuz herhalde ama mikrofonunuz kapalı. Şimdi açık. Hocam sesim geliyor mu şu an? Şu an geliyor, evet. Hocam, Sıddık Hocam var. İlmi Eğitim Müdür Yardımcımız. Onun selamlama konuşmasıyla birlikte başlayacağız. Tamam. Arkasından siz eğitim programımıza devam edeceksiniz. Bu arada Danimarka'da ender güneşli günlerden birini yaşıyorsunuz. Evet. Hava Yalova'dan soğuk. geldi güneş buraya herhalde. O zaman sık sık bağlanalım biz size güneşi yaşayın. Tamam, inşallah. İnşallah. Evet. Şu pandemi Hocam her bitsin şeyden... de Esenköy'de de gelip bir program yaparız ya. Geçmişte çok O başımızın yapmıştık. üstüne. Sıdık Yaparız Hocam, inşallah. sesinizi açar mısınız? O da müdür bey de duysun ki hocam daveti yok kabul edecek. Müdür bey. Sedat Hocam Evet. diyor ki beni Sıdık Hocam. Esenköy'e kabul ediyor musunuz? Anlamadım hocam. Bir daha tekrar edin. Hocam Sedat çok Hocam işine müdür gelmedi bey herhalde. kabul misiniz? Sıddık Hocam, diyorum ki bir dahakini Zaten Esenköy'de yaparız inşallah. Davet ederseniz eğer. yapalım inşallah. İnşallah hocam inşallah. Duymadım. Demin hocamın sesi kesildi. Sedat Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, teşekkürler. Memnun oldum. Mehmet Hocam sizlerden bahsetti. Çok sevindik. Biz de 2 ay önce İstanbul'dan, ben Fatih'ten, Müdür Bey Bayrampaşa'dan geldi. Yalova'mızda çalışmaya başladık. Bu Hayırlı süreç olsun inşallah. Allah razı, teşekkür ederim. Bu süreçte de güzel çalışmalar yapalım dedik. Tabii Mehmet Hocam sağ olsun sizleri önerdi. Ben de çok çok memnun oldum. Bu etkili liderlikle ilgili arkadaşlarımıza vereceğiniz bilgiler, bizlere vereceğiniz o güzellikler açısından şimdiden de teşekkür ediyorum sizlere. Sayın Müdürümüz de katılmaya çalışacak. Şu an misafirleri var. Bu hayırlı olsun ziyaretleri falan bitmedi daha. Biz de üzülüyoruz ama bir an önce bitip kendi işlerimize başlamak istiyoruz. Bu süreçte de işte Mehmet Hocam'la strateji bölümünü beraber yürütüyoruz. Mehmet Hocam'ı da bu arada şube müdürü olarak değerlendirmeye çalıştık. Sağ olsun bizi kırmadılar. Şu an Hayırlı hem olsun. Ar-Ge hem strateji bölümüne bakıyor. İnşallah hep beraber Yalova'mıza güzel çalışmalar yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışırız. Evet, Ama eyvallah. program başlayınca kapatıp gitmeyeceksiniz, değil mi hocam? Yok yok, buradayım ben. Bugün hiçbir program yapmadım hocam. Tamam. Çünkü Yani inşallah. konu sizi de çok ilgilendiriyor. Yani Tabii. liderlik derken hem öğretmenlerimizi hem müdürlerimizi tabii hem de ilçe ve Kesinlikle. ildeki yöneticilerimizi. Dolayısıyla hep Kesinlikle. beraber inşallah güzel bir program yaparız. İnşallah. Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Siz teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Burada da sizi ağırlamak istiyoruz inşallah hocam sizinle. İnşallah, inşallah ilk Teşekkür. fırsatta Türkiye'ye geldiğimde haberleşiriz. Bu pandemiden kurtulursak. İnşallah İnşallah, güzel inşallah. programlar Şeref yaparız. veririz hocam. Çok memnun oluruz. Çok Sağ çok olun. memnun Bazı yüzleri hatırlıyorum şimdi. Bütün kameralara bakıyorum. Daha önce böyle programlarda Türkiye'de
böyle karşılaştığımız birkaç arkadaş fark ettim. İnşallah gelip Yalova'da tekrar buluşuruz. Ben başlayayım izin verirseniz yavaş yavaş. Evet. Sedat Hocam söz sizde. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu çevrim içi eğitim kapsamında eğitimde bir adım ötesi diyoruz. Adım sizde. Adım atın lütfen. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi sayın hocalarım öncelikle hoş geldiniz. Tahmin ediyorum hem öğretmen arkadaşlarımız hem okul yöneticisi arkadaşlarımız var. Şimdi bugün liderlikle ilgili konuşacağız ama ben biraz daha kitleyi düşünerek hem liderlik derken hem okul seviyesindeki yöneticilerle ilgili hem ilçe il seviyesinde hem de öğretmen liderliğiyle ilgili biraz konuşacağım spesifik olarak. Dolayısıyla böyle bir harmanlamaya çalışacağız. Aynı zamanda biraz da interaktif yapmak istiyorum. Tabii sayımız biraz yüksek olduğu için böyle teker teker herkesin konuşması, söz alması biraz zor olacak. Karışıklık olabilir ama birkaç böyle online programdan faydalanarak sizlerin de etkinliklere dahil olacağı interaktif bir şey yapacağım. Hepiniz burada olduğunuza göre hepinizin interneti var şu anda. Dolayısıyla bunlara katılmakta sorun olmayacak. Telefonlarınızı çıkarıp telefondan katılabilirsiniz. Ya da bilgisayardaysanız bilgisayardan başka bir sayfa açıp oradan katılabilirsiniz. Size web sayfasının paylaşacağım. Oraya girip orada sorulara cevap vermenizi isteyeceğim hızlıca. İsimleriniz falan gözükmeyecek ama o verdiğiniz cevapları biz hepimiz birlikte göreceğiz. Zaten birçok öğretmenimiz bu programları kullanıyor. Ama ben de kullanmak istedim. Hem bu kolaylaştırıyor. Kendi buradaki dersleri de online yapıyoruz şu anda. Kendi online derslerimde de kullanıyorum. Ayrıca kullanmamış öğretmen arkadaşlarımız da görmüş olurlar. Mentimeter diye bir program kullanacağım. Çoğu hocamız biliyordur. Kahoot zaten çok Türkiye'de de kullanılıyor. Kahoot'u da bir iki yerde kullanacağım. Ama dediğim gibi bunlar işimizi biraz kolaylaştırır. Daha önce kullanmamış hocalarımız varsa onlar da görmüş olur. Şimdi konumuz liderlik ve özellikle daha sonrasında da öğretmen liderliğine geçeceğim. Bir hemen hızlı bir etkinlikle başlayalım. Şu an herhalde benim ekranımı görebiliyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur hocam. Tamam. Herhangi bir sorun yaşayan olursa chat kısmından yazabilir. Şimdi burada yazan menti.com adresine gitmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu adresi yazıp o adrese gittikten sonra buradaki kodu kullanarak bu soruya cevap vereceksiniz. Üç tane kelime yazmanızı istiyorum. Lider veya liderlik kavramını duyduğunuzda sizin aklınıza ne geliyor? Bununla ilgili üç tane kelime. İlk olduğu için belki bazı arkadaşların girmesi biraz zor olabilir. Dolayısıyla bir dakika gibi bir süre vereceğim. Bir hocamız sesimi duyamadığını söylemiş ama bu kişiye özel bir şey mi? Onun bilgisayarından mı kaynaklanıyor? Büyük çoğunluk duyuyor mu? Kafaları sallarsanız oradan anlayabilirim. Duyuyorsunuz değil mi? Evet, büyük çoğunluk duyuyor. Hocamızın herhalde kendi mikrofon, kendi bilgisayarında bir sıkıntı var. Soru sormak isteyenler chat kısmından yazabilir sorularını. Çünkü herkesi aynı anda göremediğim için söz verip mikrofonu açmam zor. Herkes kendi istediğinde açarsa da biraz karışıklık olabilir. Dolayısıyla sorunuzu yazarsanız chatten, gerekirse söz de veririm. Kamerası olmayan arkadaşlar varmış. Bu sorun değil. Siz beni duyabiliyorsanız sorun yok. Ama etkinliklerin kodunu göremezsiniz. Ben söyleyeyim mesela bu etkinliğin kodunu. Siz kameranız olmasa da görebilirsiniz. Kameranız yoksa ben sizi göremem sadece. Dolayısıyla sıkıntı yok. Kameranın olmaması sorun değil. Siz izleyebildiğiniz sürece, dinleyebildiğiniz sürece sıkıntı yok.
Evet, bayağı hocamız şu an 25 kişi oldu. Etkinliğe dahil olan. Bir dakika daha bekleyeyim, ilk etkinlik olduğu için. Bazı arkadaşlar zorluk yaşıyor herhalde gelen mesajlara göre. İlk sefer olduğu için biraz sorun olabilir. Ama bayağı bir giren var. Bunlar yeterli. Zaten birçok kelime çok tekrar ediyor muhtemelen. Evet, bu kadar. Siz devam edebilirsiniz. Ben bunun üzerinden konuşmaya başlayayım. Zaten yeni kelimeler geldikçe de bazı kelimeler gittikçe güçleniyor. Haritadaki baskın kelimeler ortaya çıktı. Bu biraz da kültürel bir şey. Bizim çalıştığımız örgütlerle de ilgili bir şey. Bizim kültürümüzle de ilgili bir şey. Eğitim sistemimizle, nasıl bir sistem içerisinde çalıştığımızla da ilgili. Mesela burada yaptığımda daha farklı şeyler çıkıyor. Bu biraz bizim ihtiyacımızı da gösteriyor aslında. Nelere daha çok ihtiyaç duyduğumuzu, neleri beklediğimizi de gösteriyor. Mesela güven çok zaten Danimarka'da öğrencilere yaptığımda da güven çok güçlü bir şekilde çıkan şeylerden birisi. Yani bu gerçekten akademik çalışmalarda da en çok ortaya çıkan faktörlerden birisi güven. Liderin diğerleri üzerindeki etkisini arttıran en önemli şeylerden birisi güven. Güven olan ortamlarda liderin özelliklerinin diğer katılımcılara, çalışanlara yansıması daha güçlü oluyor. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Adalet çok önemli. Özellikle adil insanlara güven de artıyor. Adaletle güven arasında çok bir ilişki de var. Yani güveni arttırmak için yapılması gereken şeyler üzerinde konuşursak, birazdan onun üzerinde konuşacağız. Burada adil olmak önemli. Zaten örgütün tamamında sadece örgütteki insanların yöneticiye olan güveni değil, örgütteki insanların birbirine olan güveni de çok önemli. Liderliğin ortaya çıkabilmesi için. Özellikle öğretmen liderliğinden bahsedersek, birazdan bahsedeceğiz. Öğretmen liderliğinin ortaya çıkabilmesi için örgütte bir güven ortamının olması lazım. Bu örgütteki güven ortamı da araştırmalar şunu gösteriyor. Lidere güven duyulmayan örgütlerde insanlar birbirine de güven duymuyorlar. Çünkü o tür liderlerin bulunduğu örgütlerde liderin güven ortamı oluşturması pek mümkün değil. Dolayısıyla burada yöneticiler önemli bir rol oynuyorlar. Empati tabii ki çok önemli, özellikle eğitim örgütlerinde. Sadece çalışanlara yönelik empati değil, öğrencilere yönelik empati. Yani hem öğretmenlerin hem de yöneticilerin öğrencilerle empati yapabilmesi, velilerle empati yapabilmesi, özellikle bazı yerlerde böyle çok çeşitliliğin olduğu yerlerde farklı backgroundlara sahip öğrencilerin, farklı velilerin
öğrencilerin olduğu yerlerde, öğretmenlerin farklı geçmişlerden geldiği, farklı fikir dünyaları olabilir, farklı etnik kökenler olabilir, farklı görüşler olabilir, cinsiyet farklılıkları olabilir. Dolayısıyla çok çeşitliliğin çok yüksek olduğu ortamlar, okul ortamları. Dünyanın neredeyse artık her yerinde öyle. Okullar özellikle diğer örgütlere göre çok çok daha çeşitli. Bu tür örgütlerde de hem adil olmak, insanların gerçekten yöneticinin adil olduğuna inanması, hem de iyi bir empati kurabilmek gerçekten önemli. Evet, soru soranlar sorun var diye chatten yazarsa ben söz vermeye çalışacağım. Başka hocam, neler elde var kaldırabilirler. Sedat hocam, tamam. Onlar elde kaldırabilirler. Tamam, ben onu görürsem bazen konuşmaya dalınca maalesef kaçırıyorum. Ama gördükçe söz vermeye çalışacağım. Paylaşımcılıktan bahsedilmiş. Evet, paylaşımcılık çok önemli. Birazdan bu paylaşımcı liderlik, dağıtımcı liderlik üzerine özellikle konuşacağız. Hoşgörü, vizyon çok başta edilen şeylerden birisi, vizyon. İleri görüşlü olmakla vizyonu birleştirirsek zaten sanki ileri görüşlü olmak vizyonun birazcık da böyle Türkçeleştirilmiş hali. İkisini birleştirirsek daha büyük bir kelime haline geliyor. Dürüst olmak, girişimcilik yeni dünyada çok beklenen bir şey. Önderlik yapmak, bu da yine biraz vizyonla ilgili. Genelde beklediğimiz kelimeler, bakıyorum başka böyle motive edici olmak mesela, motivasyon liderlikle ilgili çok bahsedilen şeylerden birisi. Tabii bazı kelimeler farklı şekillerde yazıldığı için küçük küçük çıkmışlar. Mesela paylaşımcılıkla paylaşım aynı şey aslında ama ayrı ayrı yerlerde daha küçük çıkmış. Dinleyen, bu iletişim çok çıkıyor mesela. Burada da yaptığımda iletişim kelimesi çok fazla çıkıyor. Ama bu iletişimin içerisinde hep vurguluyorum. İletişim dendiğinde biz genelde sanki bizim insanlarla nasıl konuştuğumuz aklımıza geliyor. Biz insanlarla konuşma şeklimiz, hitabetimiz, iletişimin temeli gibi görünüyor. Ama iletişimde daha çok vurgulanan bir şey bizim insanları nasıl dinlediğimiz aslında. Dinlemek gerçekten iletişimin en önemli unsurlarından birisi. İyi bir dinleyici olmak, aktif bir dinleyici olmak ve bu liderlik için olmazsa olmaz bir şey. Benim maalesef Türkiye'de en çok şikayet aldığım şeylerden birisi öğretmen arkadaşlarımızdan. Bunu her yerde anlatıyorum çünkü bu belki de yöneticilerimizin bazıları bunu bilmeden yapıyorlar. Çok fazla iş yükü olduğu için, evrak işleri, bürokrasi çok yüksek olduğu için, her an bir şeyle uğraşmak zorunda oldukları için ama öğretmenlerimiz şu örneği veriyordu. Bir yöneticinin odasına girdiğinizde yönetici sizin gözünüzün içine bakmıyor. Elinde hep evraklar var, masasında hep evraklar var. Sürekli telefonu çalıyor. Siz konuşurken hocam kulağım sende, sen devam et diyor ama oradan bir şeyleri imzalamaya devam ediyor. Ya da telefonu o anda bir şey oluyor hemen telefonu açıyor, memuru çağırıyor siz orada konuşurken. Bu çok kötü bir iletişim. Çünkü dediğim gibi iletişimde en önemli şeylerden birisi dinlemek. Siz karşıdaki insanı dinlerken gözlerinin içine bakıyor musunuz? Kafanızı sallıyor musunuz? Onaylıyor musunuz? Arada onun daha fazla açıklama yapabilmesi için küçük sorular soruyor musunuz? Bu neyi gösteriyor? Sizin o kişinin sorununu anladığınızı veya daha fazla anlamaya çalıştığınızı gösteriyor. Bu sadece yöneticilikte değil. Hepimiz biliyoruz ki aynı şey sınıf içinde de önemli. Sınıf içinde de en önemli şeylerden birisi iletişim ve bunun önemli bir parçası da öğrencileri dinlemek, öğrencileri aktif hale getirmek. Sürekli bizde hocaların hep söylediği bir şey vardır. Soru sorabilirsiniz, soru sormaktan korkmayın. Ama bazı hocalar soru gelince öğrenciyi azarlar. Niye dinlemedin diye kızar ya da soru sorunca öğrenci o soruyu dinlemez gibi. Bu da iyi bir iletişim değil. Öğrencinin
öğrenciye sizin soru sorabilirsin demenize gerek yok aslında. Öğrenci size soru sorduğunda sizin ona nasıl davrandığınız bütün öğrencilerin ondan sonraki soru sorma zaten davranışlarını doğrudan etkiliyor. Hep diyoruz ya rol model olma. Yani benim bir okul müdürüm vardı. Kendisi her toplantıda kendisini ne kadar demokrat, işte ne kadar paylaşımcı, ne kadar insanların görüşüne değer verdiğini anlatırdı. Ama çok fazla insan konuşamazdı toplantılarda. Odasına gittiğinizde çok fazla sizi dinlemezdi. Dolayısıyla sizin kendinizi anlatmanızın çok bir anlamı yok. Sizin rol model olmanız önemli. Bu söylediklerinizi normal hayatta ne kadar gerçekleştirdiğinizi zaten sizinle birlikte çalışan insanlar görüyorlar. Dolayısıyla sizin bunu anlatmanızın hiçbir anlamı yok. İnsanların bunu hissetmesi gerekiyor. Bu öğrenci için de geçerli. İşte bir beraber çalıştığımız kurumdaki diğer çalışan arkadaşlarımız için de geçerli. Bunu hissettirebilmeniz gerekiyor. Başka bir şey var mı? Yol gösterici, öncü, bunlar vizyonla da ilgili şeyler. Çözüm odaklı olmak, hoşgörülü olmak, tarafsız, adil olmak, benzer şeyler. Genelde birkaç böyle önemli kelime etrafında dolaşmışız ve bunların çoğusu da zaten bizim literatürde de çok fazla vurgu yaptığımız, bir lideri tanımlarken kullandığımız sözcükler. Bu kadar yeterli. Birçok hocamız girebildi. En azından grubun yarısı, neredeyse yarısı katılabildi. Bu güzel. Bir dahaki etkinlikte biraz daha bunu arttırırız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım. Hemen sunumuma geçeyim. Sunumum şu anda görünüyor mu ekranda? Evet, görünüyor değil mi? Evet. Şimdi liderlikten başlayacağım. Sizin de zaten el kaldıran hocalarımız var. Çiğdem hocamı gördüm, söz verdim. Hocam buyurun. Ben söylediğiniz sorunun cevabını görmek anlamında, yani sesiniz geliyor, görüntümüz var anlamında tamam. Kaldırmıştım. Tamam. Şu an bir hazır söz vermişken söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun konuyla ilgili. Şu an bir şey yok, gayet iyi gidiyor. Tamam. Keyifli, tamam, sizi teşekkürler. Dinliyoruz. Bir de Hamdi hocam istemiş. Hamdi hocama da vereyim. Bakayım başka bir şey var mı, yoksa yine cevap olarak mı? Sesi açmaya çalışıyorum ama Hamdi hocamın. Açamadım. Hocam chatten yazar mısınız? Sesinizi açamıyorum. Nedense. Hocam kendisi sanırım açamadı sesini. Ondan kaynaklanıyor. Tamam. Ben ya. Açmaya çalışıyorum ama açamıyorum maalesef. Ben de şey yaptım ama açamadım şu an. Tamam. Kapattım. Şimdi devam edeceğim. Böyle evet hayırlı sorularda kafa sallayabilirsiniz. Görüyorum sizi çünkü. Diğer sorularda da yine chatten yazabilirsiniz. Ruşen hocam söz istemiş. Bir de Ruşen hocamı deneyelim. Açmaya çalışıyorum. Mehmet hocam siz de... Ben açamıyorum. Siz bakar mısınız? Evet. Açıldı şu anda herhalde. Ruşen hocam sesini duyuyoruz. Ruşen hocam duyuyor musunuz? Hocam Hamdi hocam döndü. Hamdi hocam şu anda açık sesiniz. Buyurun. Ses geliyor şu anda. Hamdi hocam yanlışlıkla el kaldırıyor herhalde. Bana öyle geldi. Devam edelim bir biz. Şey kaldırmıyorum yine ben. Süreç içerisinde
süreç içerisinde söz veririz arkadaşlara. Biraz kalabalık olunca bu söz verme işi biraz işi karıştırıyor. Hocam herhalde yanlışlıkla bir yere bastınız. Mehmet Hocam tekrar sesi kapatalım, Hamdi Hocam'ın sesini. Tamam. Tamam Sayın Hocam. Devam ediyorum arkadaşlar. Zaten biraz önceki etkinlikte bazı temel şeyleri görmüş olduk. Bunu şu yüzden yaptım. Zaten biz literatür üzerinden hep hocalar böyle araştırmalar, literatür üzerinden konuşmayı çok sever. Böyle çok ilginç ve bilinmeyen şeyler anlatıyormuşlar gibi davranmak isterler. Aslında bu konuştuğumuz çoğu şey bizlerin pratikten getirdiği şeyler. Pratikteki bilgilerimizi bir araya getirdiğimizde zaten ortaya çıkan şeyler. Araştırmalar da akademik çalışmalarda zaten sizlerin pratikleri üzerinden ortaya çıkan şeyler. Sadece araştırmacılar bunları bir araya getirip anlamlı bir şekilde sunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim ben liderlikle ilgili hiçbir zaman derslerimde de böyle bir tanım vermiyorum. Liderlik şudur demiyorum. Çünkü liderlikle ilgili çok fazla tanım var. Hatta bir araştırmacının, bir liderlikle ilgili bir akademisyenin söylediği şöyle bir laf var. Liderliği tanımlamaya çalışan kişi sayısı kadar liderlik tanımı var diyor literatürde. Literatürdeki liderlik tanımlarını bir araya getirmeye çalışmış bir çalışmada ve onu görmüş. O kadar fazla liderlik tanımı var ki bunları bir araya getirmek çok da mümkün değil. Ama ben şuna baktım özellikle. Liderliği tanımlayan kişiler nelere vurgu yapmışlar? Liderlik tanımlarında ortak olarak daha çok neler var? Burada en fazla ön plana çıkan şeylerden birisi vizyon. Mesela bizim yaptığımız küçük çalışmada da vizyon çok fazla ortaya çıktı. Bazı arkadaşlar vizyonu farklı şekillerde yazdığı için dağınık birçok yerde vardı. Ama bir araya getirdiğimizde çok vurgulanan bir şey. Vizyon sahibi olmak. Ne demek vizyon? Aslında bunun içinde ileri görüşlü olmak var, bunun içinde önderlik yapmak var, bunun içinde geleceğe dair bir şeyler sunmak var, bir şeyleri değiştirmeye çalışmak var. Yani liderle yönetici arasındaki fark nedir dendiğinde de zaten en çok vurgu yapılan şeylerden birisi şudur. Böyle çok listeler görürsünüz. Lider neler yapar, yönetici neler yapar. Tabii yöneticiyle lider ayrı, çok tamamen ayrı şeyler de değil. Biz yöneticilerin zaten lider olmalarını istiyoruz. Ama maalesef her yönetici liderlik göstermeyebiliyor. Biz lider olan yöneticiler istiyoruz aslında. Ama liderlik gösteremeyen klasik yöneticiler mevcut olanı devam ettirmeye çalışırlar. Yani bugün olan şeyleri elde tutalım. Bunu nasıl sorunsuz bir şekilde devam ettiririz? Nasıl bir sorun yaşamadan günü tamamlarız peşinde olurlar. Ama lider bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri daha iyi hale getirmenin peşinde olan kişidir. Bu değişimin öncülüğü de zaten bir vizyon sahibi olmak. Kuruma dair, eğitime dair, öğretime dair bir vizyon ortaya koyabilmek. Bundan 3 sene, 5 sene, 10 yıl sonra bu kurumu nerede görmek istiyoruz? Böyle bir hayali bir resim ortaya koyabiliyor muyuz? İşte buna sahip olmak vizyon. Tabii sadece bu vizyona sahip olmak önemli değil. Bunun gerçekçi bir vizyon olabilmesi önemli. Etrafımızdaki insanları bu vizyona inandırabilmemiz önemli. Bunu yapabilmek için de belli şartları sağlamamız lazım tabii. Sizin de mesela cevaplarınızda çok ortaya çıkan şeylerden birisi de motivasyondu. Vizyon olacak, inandırıcı bir vizyon, geleceğe dair pozitif bir vizyon. Tabii ki vizyon negatif de olabilir. Yani liderlikte biz her zaman olumlu anlamda konuşuyoruz liderlikten ama negatif liderlik de var. Mesela dünyadaki ünlü liderleri, tarihteki liderleri saydığımızda sadece pozitif liderlerden bahsetmiyoruz. İşte Hitler'in de bir lider olduğunu söylüyor bazı literatürdeki kaynaklar. Ama pozitif bir lider mi? Hayır, negatif bir lider. Ama insanları etkilemiş mi? Etkilemiş. Bir vizyon ortaya koymuş mu? Koymuş. Ama bu vizyon iyi bir vizyon mu? Hayır, olumsuz bir vizyon, olumsuz bir hedef. Bazı insanları etkileyip bu hedef etrafında toplayabilmiş mi? Toplayabilmiş. Ama biz neyi istiyoruz? Biz günümüzde vizyon dediğimizde ileriye doğru pozitif
kurum açısından ve kurumun çalışanları, kurumdan hizmet alanlar açısından pozitif bir vizyon ve inandırıcı, yapılabilir bir vizyon istiyoruz. Bununla birlikte sizin de çok bahsettiğiniz motivasyon ya da etkileme. Bu vizyonla birlikte insanları etkileyebilmek de liderliğin temelinde olan şeylerden birisi. İnsanları etkilemeden liderlik göstermeniz zor. Bir vizyon koydunuz ortaya ama buna inandırmak için de insanları etkilemeniz ve insanların sizin arkanızdan ya da günümüzde artık yanınızdan, arkadan değil de yandan birlikte yürüme şeklinde bir liderlik öngörüyoruz. Bunu da biraz konuşacağız. Sizinle birlikte o hedefe doğru insanların gelebilmesi için onları etkilemeniz lazım. Peki etkilemedeki temel şey ne? Bir hocamız yazmış, tam onu söyleyecektim, o arada konuşurken unuttum. Bu açıkladığım şeyleri aslında özetleyen bir cümle var. Yönetici işi doğru yapan, lider ise doğru işi yapan kişidir. Bunu literatürde çok görürsünüz. İşte bu tam benim bahsettiğim bu mevcut olanı korumaya çalışma, başım belaya girmeden işleri yürüteyim, bitireyim, evime gideyim zihniyetindeki bir yönetici. Ya da asıl doğru olan ne? Yani bugüne kadar işler böyle yapılmış ama bu doğru mu? Daha iyisini, daha doğrusunu bulup daha iyisini nasıl yapabilirize bakan kişi lider olabiliyor. Peki bu vizyon ve etkilemenin sonucu ne? Neden vizyon ortaya koyuyoruz ve insanları etkilemeye çalışıyoruz? Buradaki temel sonuç, beklediğimiz sonuç işte performansı arttırma. İnsanların istekli bir şekilde, gerçek liderlikte, bizim istediğimiz liderlikte, zorla, tehditle ya da ödül isteğiyle ya da tehdit korkusuyla değil, ama size inandıkları için, sizin vizyonunuza inandıkları için gerçekten isteyerek, istekli bir şekilde daha fazla gayret göstermeleri. Normalde gösterecekleri gayretin daha üstüne, daha yüksek bir performansa çıkabilmeleri. Hedefimiz bu, liderlik yaparak ve onları etkileyerek bunu hedefliyor. Dolayısıyla bu üç kavram birçok liderlik tanımında var. Vizyon ortaya koyma, insanları etkileme, motive etme ve insanların, çalışanların performansını arttırma. Üç tane. Ve bazı kaynaklarda farklı farklı şeylere de vurgu yapılmış tabii ki. Sizin mesela vurguladığınız empati, adalet gibi birçok şey de yine vurgulanıyor bazı tanımlarda. Ama değerlere, bazı değerlere sahip olma, etik değerlere sahip olma, toplumla ilgili değerlere sahip olma konusu da bazı tanımlarda vurgulanıyor. Özellikle eğitimle, okulla ilgili konuştuğumuzda temel bazı değerleri önceleme. Mesela eşitlik bir değer değil mi? Aslında biz adalete de vurgu yaptık ama adalet de bir değer, eşitlik bir değer, adil olma. İşte bu tür temel bazı değerlere sahip olmak da liderliğin önemli bir parçası olarak tanımlanıyor. Bu değerlerle birlikte bu değerleri ön plana çıkararak ya da toplumun bazı ortak noktalarını kullanarak, ön plana çıkararak örgütle ilgili, örgütün amaçlarıyla ilgili ortaklıkları ön plana çıkararak insanları bir araya getirme de liderliğin bir parçası. Dolayısıyla bu değerler ve değerler üzerinden insanları bir araya getirebilme, ortak amaç için bir araya getirmede birçok liderlik tanımında vurgulanıyor. Devam ediyorum. Etkilemeden bahsettik, motivasyonun arttırılmasından bahsettik. Bu etkileme konusunda nasıl etkileme gerçekleşebilir? Motive, nasıl çalışanları daha çok motive edebiliriz? Bu sizin harita oluşturduğunuz haritada da en çok ortaya çıkan şeylerden birisi güvendi mesela. Güven etkilemenin en önemli unsurlarından birisi. Çalışanlar yöneticiye güven duymuyorlarsa ve çalışanlar arasında örgütteki insanların birbirine karşı güveni azsa o zaman etkileme gerçekleşmiyor. Çünkü güven dediğiniz şey aslında kişisel bir şey olmaktan ziyade örgütle de ilgili bir şey. Mesela eskiden akademik araştırmalarda bir kişinin, yani güven kişisel olarak ölçülürdü.
Mesela sizin şahsi olarak diğer örgütteki insanlara güveniniz ölçülür, onun üzerinden araştırmalar yapılır. Şimdi daha çok örgütteki ortalama güveni alıyor insanlar. Yani örgütteki herkesin birbirine güveni, ortalama olarak nasıl bir güven ortalaması var? Bu daha önemli olarak görülüyor. Bunu arttırmanın da dediğim gibi önemli yollarından birisi yine yöneticinin belli özelliklere sahip olması ve onunla birlikte de örgütte güven ortamının oluşması. Olumlu bir örgüt kültürü, insanların birbirine yardımcı olduğu, birlikte çalıştıkları, birbirini tehdit olarak görmedikleri bir örgüt kültürü yine önemli. Mesleki gelişimi sağlama, yani bugün burada hepimiz niye bir araya geldik? Bir şeyler öğrenmek için, bir şeyler paylaşmak için. Bu mesleki gelişimin bir ayağı. Dışarıdan mesleki gelişim desteği almak. Ben ama her zaman söylüyorum, öğretmenlik profesyonel bir meslek. Anladım. Ve öğretmenlik belli temel gereksinimleri sağlamak gerekiyor öğretmenlik yapabilmek için. Ve çoğu zaman dışarıdaki insanlar sizin birebir her gün uğraştığınız işleri bilmeyebiliyorlar. Sizin profesyonel olarak uzmanlık alanınızı hakim olmayabiliyorlar. Dolayısıyla bu dışarıdan alınan mesleki destekle birlikte kurum içinde de bir mesleki öğrenme ortamı oluşturmak gerekiyor. İnsanların bildiklerini birbiriyle paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak gerekiyor. Mesleki gelişimin artık günümüzde literatürde de tartışılan en önemli ayağı bu. Öğretmenler açısından örneğin birbiriyle çalışabilmeleri ve birbirinden öğrenebilmeleri. Gerektiğinde birbirine destek olabilmeleri. Yöneticiler için de bu geçerli. Ben Amerika'da doktora yaptım ve orada yaptığım araştırmalarda şunu görmüştüm. Mesela okul müdürlerinin orada ilçe bölgeler oluyor. Bunlar bizim ilçelere göre biraz daha küçük. Dolayısıyla bir eğitim bölgesinde 5-6 okul oluyor. Ama o 5-6 okulun okul müdürü mesela birbirine yakın olanlar haftada bir, iki haftada bir kesinlikle bir araya geliyorlar ve sorunlarını tartışıyorlar ve bunu böyle yapılandırılmış bir toplantı olarak yapıyorlar. Herkes sorunlarını paylaşıyor. Bu sorunlara çözüm önerileri birlikte üretmeye çalışıyorlar. Yeni göreve başlamış bir okul müdürü varsa onun ilk kez karşılaştığı şeylerle daha önceki yöneticiler zaten karşılaşmış oldukları için ona yardımcı oluyorlar vesaire. İşte bizim yeni başlayan öğretmenlere sunduğumuz danışmanlık hizmeti gibi. Ama bunu birebir danışmanlık gibi de yapabiliriz. Ya da bir grup olarak birlikte çalışıp grubun hepsinin birbirinden öğrenmesi, tecrübelerini paylaşması şeklinde de yapabiliriz. Bu da önemli bir ayak. Rol model olma. Sıddık Hocam'a özellikle mesela baştan program başlayınca kapatıp gitmeyeceksiniz değil mi diye sormuştum. Bunu biraz şu yüzden sordum. Rol model olma açısından. Yani yöneticiler kendileri mesleki eğitime katılmıyorlarsa, yöneticiler kendilerini geliştirmek için gayret göstermiyorlarsa, çalışanlar da bu kadar gayret göstermiyorlar. Ya okul müdürünün şunu düşünün. Size sürekli hocam mesleki eğitime gidin. Sürekli hocam işte birlikte toplantı yapın, zümre olarak birbirinizin tecrübelerinden faydalanın dediğini düşünün. Ama siz okul müdürünüzü hiçbir zaman herhangi bir meslek eğitime katılmadığını, sizin yaptığınız hiçbir toplantıyla ilgilenmediğini, gelip orada sizi dinlemediğini, size katkı sunmadığını görüyorsanız bu söylenenler çok da anlam ifade etmeyebilir. Ama rol model olursanız, bu şey gibi yani öğretmenlik için de geçerli. Sınıfta öğrencilere sürekli şunu yapmayın deyip aynısını siz yapıyorsanız çok bunun faydasını görmüyorsunuz. Yöneticilerin de özellikle bu mesleki eğitimlere katılma, kendini geliştirme, güven ortamı oluşturma gibi konularda rol model olması önemli. Etkili iletişim bahsettim bundan zaten en başta. Özellikle de bunun dinleme kısmına vurgu yaptım. O yüzden geçiyorum. Liderlik biraz önce konuştuk. Koltuktan yani kendisine verilmiş o resmi pozisyondan değil, kendisinde zaten var olan bazı özelliklerden güç alma. Bu özellikler işte uzmanlık bilgisi olabilir. Mesela özellikle eğitim örgütlerinde biz
ne istiyoruz? Öğretmenlerin etkili bir öğretim yapmasını, sınıf içinde etkili öğretim yöntemleri kullanmasını istiyoruz. Onları bu konuda teşvik ediyoruz vesaire. Ama iyi bir öğretmen değilse yönetici, bu konuda uzman değilse, o zaman öğretmenlere bu konuda liderlik etmesi de oldukça güç. Dolayısıyla klasik bir yöneticinin ötesinde liderin sadece pozisyondan, sadece koltuktan değil, başka şeylerden güç alması lazım. Bu işte uzmanlık, etkili iletişim, insanlarla iyi sıcak ilişkiler kurabilme, farklılıkları kırmadan, dökmeden, bir çatışma ortamı oluşturmadan farklılıkları bir araya getirip bir arada çalışabilmelerini sağlama gibi bazı özelliklerden güç alıyorsa yönetici, o zaman lider olabilir. Ama bunlardan değil de bütün gücünü kendisine verilen resmi kitapçıklardan, kanundan, oturduğu koltuktan alıyorsa, bu lider olmaktan ziyade mevcut olanı devam ettiren bir yönetici olmaya daha çok yakın olur. Evet, bir de şurada şunu vurgulayayım. Şu ana kadar hep konuşurken daha çok böyle formal yöneticilik, formal liderlik dediğimiz bir pozisyonu olan, bir rolü olan yöneticilerin liderliğinden daha çok konuştuk sanki. Biraz ona çok vurgu yaptık ama şunu vurgulamam lazım. Biz liderlik dediğimizde her zaman yöneticilik pozisyonundan bahsetmiyoruz. Eminim sizin mesleki hayatınızda da karşılaştığınız çok fazla yöneticilik pozisyonu olmayan liderler var. Yani liderliğin temelindeki bu etkileme, motive etme, bilgi sağlama, daha iyiye doğru yönlendirmeyi yapmak için yönetici olmak gerekmiyor. Mesela birazdan geleceğiz. Öğretmen liderliği dediğimiz şey tam da bununla ilgili. Herhangi bir pozisyon olmadan liderlik yapan birçok öğretmen var. Ben kendim de öğretmenlik yaptım. Hatta Yalova'ya yakın sayılır. Sakarya'da Geyve ilçesinde yaptım. Kendi okulumda da böyle sürekli bilgi edindiğimiz, sürekli teneffüste yanına gidip oturup birlikte çay içip sınıf içinde yaşadığımız sorunları konuştuğumuz öğretmenler vardı. Ben zaten 2,5 yıl öğretmenlik yaptım ve 2,5 yıl çok yetersiz bir zaman öğretmenlikte tecrübe edinmek için. Genelde literatürde 5 yıldan sonra öğretmenlerin belli bir tecrübe seviyesine geldiği söyleniyor. İşte bu dönemlerde böyle güç alabileceğimiz öğretmenler olur. Bunlar da aslında bir nebze liderlik yapan kişilerdir. İlham veren yazmışız hocam. Evet, ilham veren, bu bazı liderlik stillerinde özellikle çok vurgulanan bir şey, ilham vermek. Liderliğin özünde olan şeylerden birisi. Ama dediğim gibi liderlik sadece yöneticilik pozisyonunda yapılan bir şey değil. Diğer pozisyonlarda olan insanlar da bunu yapabilir. Buna da genelde literatürde informal liderlik diyoruz. Bunu da bu arada vurgulamış olayım. Evet, ben söylemeden Murat Hocam yazmış informal lider diye. Bu liderlerimize de literatürde informal lider diyoruz. Bunlar da önemsiz değil. Liderin, yönetici olan liderin görevlerinden birisi de aslında bu informal liderleri güçlendirmek. Onları törpülemek değil. Tabii bazen olumlu liderlik yapmayanlar da olabilir informal liderler arasında. Her zaman örgütün faydası için, örgütün amaçları için değil de daha olumsuz konularda liderlik yapan kişiler de çıkabilir. O konuda yöneticiler inisiyatif alıp bunu kırmadan, dökmeden halletmeye çalışabilirler. Ama olumlu yönde insanları etkileyen, insanların sınıf içi, öğretmenlerin sınıf içi pratiklerine olumlu katkıda bulunan informal liderler görüyorsak, ki bunları görmek bizim görevimiz yönetici olarak, okulda kim diğerlerini etkiliyor, insanlar kimin sözüne güveniyor, sınıf içinde bir sorun yaşadığında öğretmenler kime gidip soruyor, bunları zaten bilmemiz ve bunlardan farkında olmamız gerekiyor yönetici olarak. Bunları biliyorsak ve farkındaysak
Bizim görevlerimizden birisi de bu tür informal liderleri güçlendirmek. Onların bu yaptıkları işi örgütün faydası için yapabilmelerini sağlamak ve onları gerektiğinde onore etmek, gerektiğinde takdir etmek, bu yaptıkları işin ne kadar güzel bir şey olduğunu vurgulamak ve bu şekilde onları güçlendirmek bu süreçte de resmi, formal yöneticilerin görevlerinden birisi. Evet, bakıyorum söylemediğimiz bir şey kaldı mı diye. Bir de çok vurgulanan literatürde ve bizim aslında bu bazı değerlere sahip olmayla da ilgili bir şey. Sosyal adaleti öncelemek. Günümüzde dünyanın her yerinde bu çok tartışılan bir şey. Danimarka'da da, Amerika'da da, İngiltere'de de. Yani çünkü çok fazla çeşitlilik artıyor. Zaten birçok ülke, bizim gibi birçok ülke daha kozmopolit, sosyoekonomik olarak çok farklı düzeylerde, kültür olarak farklı kültürlerde insanlar var. Bir de göçlerle vesaire dünyanın her yeri daha çeşitli hale geliyor. Dolayısıyla bu sosyal adaleti sağlamak, özellikle dezavantajlı olan grupları öncelemek, onlar için tedbirler almak, herkesin bir arada öğrenebileceği ortamların oluşmasını sağlamak da eğitim örgütlerinde vurgulanan şeylerden birisi. Bunu da geçtim arkadaşlar. Dağıtımcı, paylaşımcı liderlikten biraz bahsedeceğim. Bu son yıllarda bahsedilen liderlik türlerinden en fazla ön plana çıkan liderlik türlerinden birisi. Çok tartışılıyor. Ve en başta yaptığımız etkinlikte de şöyle bir şey ortaya çıktı. Çoğu insan paylaşımdan, paylaşımcılıktan bahsetti. Liderlikten ne anlıyorsunuz dediğimde bundan bahsetti. Bizim gibi özellikle biraz daha böyle hiyerarşik toplumlarda paylaşımdan ziyade daha otonomi işte ön plandadır. Liderler biraz daha fazla güç ellerinde olsun isterler. İşte bazı konularda kendilerinin hep karar verici olmasını isterler ama bu gittikçe değişiyor. Dünyanın her yerinde böyle. Artık bir kişinin bütün kararları verdiği bir ortamdan birlikte kararların verildiği bir ortama geçiliyor. Bu zaten uzun yıllardır, bu dağıtımcı liderlik ortaya çıkmadan da önce uzun yıllardır literatürde tartışılan bir şeydi. Ortak karar alabilme. Ortak karar almanın birçok konuda, her zaman değil, bazen yöneticilik yapanlar bilirler, bazı konularda çok hızlı ve ani kararlar almanız gerekir. Dolayısıyla ortak karar almak çok mümkün olmayabilir. Bir askeri kumandansanız ve o anda atak yapıyorlarsa birileri üzerinize, bütün komutanlarınızı toplayıp, askerlerinizi toplayıp ne yapalım diye bir strateji belirleyemezsiniz. Bir karar verip ilerlemeniz gerekir. Bazı durumlarda biz de bunu yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ama büyük oranda literatür ortak verilen kararların diğer kararlara göre daha etkili sonuçlar verdiğini ve birlikte çalışılan insanların da bu kararlara daha çok uyup bunlar konusunda daha çok efor sarf ettiklerini, daha çok çaba sarf ettiklerini gösteriyor. Bunun ötesinde bir şey dağıtımcı liderlik. Dağıtımcı liderlik ise şunu söylüyor. Diyor ki örgütlerde sadece bir ya da birden fazla lider, birkaç lider olmamalı. Birçok farklı durumda farklı insanlar liderlik yapabilmeli. Çünkü günümüz örgütleri oldukça kompleks örgütler. Ve günümüzde oldukça beklenmedik durumlar ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda her zaman formal rolü olan insanların liderlik yapmasını beklemek mümkün olmayabilir. Mesela günümüz durumunu düşünelim. İşte hepimiz bir anda online eğitime geçtik. Okulda yöneticilerimiz var, müdürümüz, müdür yardımcılarımız var. Ama belki müdürümüz, müdür yardımcılarımız teknoloji konusunda o kadar iyi olmayabilirler. Ya da belli bilgileri olabilir ama okulda başka öğretmenler çok çok daha bu konuda etkili olabilirler. Burada ne yapabiliriz? Mesela bu böyle bir durumda belli öğretmenleri, belli çalışanları ön plana çıkarıp onların sürece liderlik etmesini sağlayabiliriz. Biz burada biraz bir adım geriye atıp destekleyici bir konuma, kolaylaştırıcı bir konuma geçebiliriz. Bu sadece basit bir örnek ama birçok örgütte tartışılan bir şey. Duruma göre, gelişmelere göre farklı durumlarda, farklı zamanlarda
farklı insanlar liderlik yapabilirler. Tabii herkes illaki liderlik yapacak diye bir şey de yok. Yani birçok insanın böyle bir liderlik özellikleri olmayabilir, liderlik yapma gibi bir derdi ve isteği olmayabilir. İlla zorlayıp sen bu konuda liderlik yapacaksın demek de anlamlı değil ama teşvik edici, cesaretlendirici olmak, bu konularda zamanı geldiğinde o konuda bilgili olan, yeteneği olan insanları ön plana çıkarıp onların liderlik yapmalarını sağlamak da günümüzde oldukça önemli. Dolayısıyla dediğim gibi bu dağıtımcı liderlik anlayışı şuradan geliyor. Durum, kişiler ve kişiler arası ilişkilerden liderliğin doğduğunu iddia ediyor. Klasik liderlik anlayışında biz hep etkilemeden bahsediyoruz, değil mi? Etkileme derken hep şundan bahsediyoruz. Liderin diğerlerini etkilemesi. Lider yaptığı işlerle diğerlerini etkiler ve buradan da işte diğer kişilerin performansı artar ve ortaya bir liderlik doğar. Dağıtımcı liderlikte ise şunu söylüyor. Etkilemeden daha önemli olan bir şey etkileşim. Etkileme aslında tek yönlü bir şey değil. Liderden diğer insanlara doğru gelişen bir süreç değil. Bu liderlik insanlar arasındaki etkileşimden ortaya çıkan bir şey. Birlikte çalıştığımızda sadece biz bizim altımızda çalışan, daha alt pozisyonlarda çalışan insanları etkilemiyoruz. Onlar da bizim yaptığımız işi etkileyebilirler. Veya onlar birbirinin yaptıkları işi etkileyebilirler. Bu aradaki bütün etkileşim, insanlar arasındaki etkileşim ve farklı durumlarda, farklı zamanlarda, farklı kişilerin biraz daha ön plana çıkması çoklu seviyede çoklu liderlik ortaya çıkarıyor. Bu her zaman pozisyonlarla ilgili değil. İlla ki dediğim gibi bu insanların işte zümre başkanı, müdür yardımcısı, müdür falan olması gerekmiyor. Herhangi bir pozisyona sahip olmayan okullar üzerinden konuşursak, öğretmen arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız da zamanı geldiğinde, durumlar bunu gerektirdiğinde sürece liderlik yapabilirler. Bu da pozisyondan, rolden ziyade bu uygulamadan liderliğin ortaya çıkması. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız buradan çıkarımlar yazıyorlar. Siz de bakabilirsiniz. Güzel çıkarımlar var. Buradan hemen bir tane daha etkinliğe geçelim. Bu özellikle dağıtımcı liderlikle ilgili hızlıca bir etkinlik yapacağız. Hemen etkinliği açıyorum. Bu sefer Kahoot yapacağız. Yani yarışma. Bakalım kim birinci olacak. Şimdi şöyle Kahoot kullanmamış arkadaşlar için hemen çok kısa bir bilgi vereyim. Hemen biraz önce yaptığımız gibi burada da bu linke giriyoruz. Kahoot.it. Bu linke giriyoruz. Zaten girdikten sonra hemen bir şey gelecek. Arama motoru gibi bir şey gelecek. Oraya hemen şu kodu yazıyorsunuz. 349-64-58. Ve sisteme dahil oluyorsunuz. Benim yarışmayı başlatmamı bekliyorsunuz. Hemen geliyor arkadaşlar zaten. Büyük çoğunluk dahil olduğunda yarışmayı başlatacağım. Kendi isminizi yazabilirsiniz. Kendi isminizi yazmaya da bilirsiniz. Bir tane kendinize bir başka bir kod verip de yazabilirsiniz. Problem değil. Zaten aramızda yüksek bir güven duygusu olduğu için hepimizin isimlerimizi yazmanın da bir sakıncası yok. Ama yine de yazmak zorunda değilsiniz tabii ki. İnsanların birbirine güvenmediği ortamlarda arkadaşlar işbirliği ortaya çıkması ve insanların birbirinden faydalanabilmeleri çok zor. Biz örgüt, hep öğrenen örgütlerden bahsediyoruz son yıllarda. Öğrenen örgütlerdeki temel şey insanların birbirinden öğrenebilmesi. Ama güvenmediğiniz insanlardan öğrenebilmeniz çok zor. Çünkü öğrenmek için sormak lazım. Öğrenmek için paylaşmak lazım. Siz bir öğretmen arkadaşınızın sizinle ilgili gerçekten iyi niyetine inanmıyorsanız, onu tehdit olarak görüyorsanız, sizin açıklarınızı arayan biri olarak görüyorsanız, gidip ona bir sorununuzdan, sınıf içinde yaşadığınız bir sorundan bahsedip bir çözüm istemeniz mümkün değil.
Ya da siz bir arkadaşınıza gidip yeni öğrendiğiniz bir şeyden bahsederseniz, ya şöyle bir şey kullandım mesela, günümüzde şimdi bu pandemiden dolayı teknolojik araçlar çok ön planda. Ben mesela Kahoot'u biliyordum ama Mentimeter'ı bilmiyordum, biraz önce kullandığımız. Buradaki bir arkadaşım söyledi mesela. Ya ben geçen derste Mentimeter kullandım, çocuklar çok sevdiler falan dedi. Şimdi ben o kişiye güvenmesem, o kişinin samimiyetine inanmasam, onun verdiği bu öneriyi de çok dinlemeyebilirim. Ama böyle bir güven ortamı olduğu için onun o önerisini hemen dikkate aldım. Gittim biraz uğraştım. Ben bu dersimde bunu nasıl kullanabilirim? Hangi soruları farklı soru yöntemlerinden hangisi daha uygun olur? Ve böylece o aramızdaki küçük kahve içerken yaptığımız küçük bir konuşma benim işte son dersimde mesela Mentimeter'ı kullanmama sebep oldu ve öğrenciler çok sevdiler bunu. Özellikle online eğitimde biliyorsunuz öğrencileri aktif hale getirmek biraz zor. Herkese de her zaman söz hakkı veremiyorsunuz. Öğrenciler bazen çekiniyorlar konuşmaya. Bulundukları ortam konuşmalarına müsait olmuyor. Evde çocuklar oluyor, eşler oluyor. Televizyon bir yerde açık oluyor vesaire. Dolayısıyla ama söz hakkı vermeden bu tür online araçları kullanarak öğrencileri bir şekilde aktif kılmak daha kolay olabiliyor. Şu an 60 niye düştük? 66'yı da 64'e düştü katılımcı. 180 kişi var şu an sistemde. Ben bir 100'ü geçmesini bekliyorum Kahoot'u başlatmak için. Bazı arkadaşlarımız biraz zorlanabilir diye bekliyorum. Kahoot, ben chatten de yazayım. Bir şekilde eğer ekranı görmeyen varsa. Evet, Yalova Mem yazmış zaten. Linki vermiş chatten. Şifreyi de hemen yazayım. 349 64 58. Hemen linke girip şifreye giriyorsunuz. Bunu telefonunuzdan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama 60'larda kaldık. 67'de tıkandık. İsim yazmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Herhangi bir kod verin kendinize. Evet, 69'dan 70'e çıkıp geri düşüyoruz. Daha çok insan kaybetmeden başlatıyorum. Diğer arkadaşlarımız bir şekilde herhangi bir nedenle sisteme giremeyenler olabilir. Bazı teknik sorunlar olabilir. Dolayısıyla normal. Giremeyen arkadaşlarımız da izlesinler. Ama dediğim gibi benim alanım teknoloji değil, öğretim de değil, yönetim. Dolayısıyla bilmediğim konularda çok insanlara tavsiye vermek istemem. Ama bir öğretmen olarak kendi tecrübemi paylaşma açısından söylüyorum. Eğitim teknolojileri alanında çok uzman hocalarımız var. Twitter'da falan da benim takip ettiğim hocalar var. Onlardan da faydalanıyorum. Ama öğretmen olarak tecrübe paylaşımı online derslerde, Zoom'dan vesaire derslerde Kahoot gibi, Mentimeter gibi araçları kullanmak gerçekten öğrencilerin çok hoşuna gidiyor ve onların aktif bir şekilde katılımlarını arttırıyor. Evet, bu arada 85'e kadar çıktık. Başlatıyorum çok sıkılmadan. Genelde bugün soruları basit yaptım arkadaşlar. Doğru yanlış yaptım sadece. True false İngilizce olduğu için Türkçe'ye çevrilebiliyor mu gerçekten bilmiyorum. Uğraşamadım da. True doğru, false yanlış. Sadece true false yaptım yani. Bunu 4 şıklı sorular haline de getirebilirsiniz. Ben basit olsun diye sadece doğru yanlış şeklinde yaptım bugün soruları. Başlatıyorum, soruları görüp tıklıyorsunuz. Daha sonra diğer soruya geçiyoruz. Zaten az sayıda sorun var. Paylaşımcı liderlikle ilgili, biraz önce konuştuğumuz paylaşımcı liderlikle ilgili sorular genelde. Dağıtımcı da diyoruz. Dağıtımcı liderliğin temelinde ortak karar alma vardır. Doğru mu, yanlış mı?
Evet, bir kişi doğru bilebildi ama çok çok zor bir soruydu, kabul edeyim. Birazcık söylemeye çalıştım ama yeterince vurgulamadım muhtemelen. Bu yanlıştı arkadaşlar. Neden yanlıştı? Şunu söyleyeyim. Bu biraz teknik bilgi gerektirebilir ama dağıtımcı liderlikten çok daha önce ortak karar alma meselesi zaten çok tartışılıyordu literatürde. Aslında ortak karar almadan ziyade dağıtımcı liderliğin temelinde şu var. Farklı durumlarda farklı insanlar liderlik yapabilir. Liderliği dağıtmak. Belli durumlarda belli kişilerin ön plana çıkıp liderlik yapabilmeleri. İçinde daha ortak karar alma da kesinlikle var. Ama ortak karar alma böyle dağıtımcı liderliğin temelinde olan şey değil. Dağıtımcı liderlikten önce de çok tartışılan bir şeydi. Ama çok ilişkili, biraz dediğim gibi şaşırtıcı bir soruydu. Bizim ÖSYM'nin soruları gibi oldu biraz. O yüzden özür diliyorum. Ama bunu özellikle vurgulamak istediğim için bunu sordum. Çok yanlış çıkacağını biliyordum. İkinci soru daha basit. Buyurun. Dağıtımcı liderlikte formal liderin rolü zayıflar. Evet, bu sefer biraz daha doğru, fazla doğru var. Bu da yanlış. Bu daha ışıklı görünen doğru cevap. Tikin olduğu yer doğru cevap. False, yani yanlış. Neden yanlış arkadaşlar? Bu literatürde dağıtımcı liderlikle ilgili bilinen yanlışlardan birisi. Liderliği dağıtmak yönetici olarak sizi zayıflatan, sizin rolünüzü zayıflatan bir şey değil. Aslında tam tersi. Liderliği dağıtmak, diğer insanları güçlendirmek, belli durumlarda gerekli olduğunda diğer insanlara liderlik yapma gücünü vermek sizi de güçlendiren bir şey. Örnek vereyim, şu ortamda okulunuzda bütün teknolojik aletleri, online eğitimi çok iyi yapan bir öğretmen var. Genç, dinamik, araştırıyor, buluyor, kullanıyor. Buna biraz inisiyatif verip, mesleki gelişim faaliyetleri birlikte düzenleyip, öğretmen arkadaşları bir araya getirip siz orada biraz böyle kolaylaştırıcı bir rol, böyle çok fazla ön plana çıkmadan bir geri adıma gelerek bu arkadaşı güçlendirirseniz, bu vesileyle diğer öğretmenlerimiz bu konuda güçlenirse ne olur? Örgüt güçlenir, öğretmenler gelişir, öğrenciler gelişir, velilerin memnuniyeti artar ve doğal olarak örgütün resmi yöneticisi olarak siz de güçlenirsiniz. Ve burada sizin rolünüz halen zayıflanmıyor. Siz o arada bir kolaylaştırıcı rolü, bir inisiyatif alıp ilişkileri kurma, toplantılar yapma, insanları bir araya getirme gibi rolleriniz halen devam ediyor. Bir sonraki soru. Birinci değişti. Dağıtımcı liderlikte güven ve işbirliğine dayalı bir ortam oluşturmak önemlidir. Evet, 61 doğru var. Bu doğruydu. Diğer iki arkadaş muhtemelen ilk sorudan dolayı kesin burada bir şey var, şaşırtmaca var diye yanlış işaretlemişlerdir muhtemelen. İlk iki sorudaki biraz ters köşeden dolayı. Evet, güven ve işbirliği olmazsa olmaz dağıtımcı bir liderlik yapabilmeniz için. Dağıtımcı liderlik anlayışına göre örgütteki herkes liderlik gösterebilir. Bunu söyledim. Son 3 saniye.
45 doğru, 45 doğru diyen olmuş ama yanlış. Bu da biraz ters köşeydi. 20 yanlış diyen olmuş. Evet, yanlış olacaktı arkadaşlar. Çünkü bunu vurguladım özellikle. Herkesin liderlik göstermesi şart değil. Dağıtımcı liderlik literatürü de bunu söylemiyor zaten. Farklı zamanlarda farklı kişilerin liderlik yapabilmesinin öneminden bahsediyor. Ama herkesten liderlik beklerseniz bu mümkün olmayabilir. Bu beklenti de daha fazla zorluğa sebep olabilir. Mühim olan yönetici olarak gerekli durumlarda liderlik yapabilecek insanların ve bu konuda istekli olan, yetenekli olan, o duruma uygun insanların önünü açmanız. Onları desteklemeniz. Herkes liderlik yapsın diye zorlamanın bir anlamı yok. Evet. True doğru, false yanlış diye bir arkadaşımız yapmış, yazmış. Ya da maviler doğru, kırmızılar yanlış. Evet, birincimiz yine değişti ama aradaki farklar çok küçük. Bir örgütte daha fazla kişinin liderlik göstermesi her zaman daha iyidir. Her zaman daha iyidir. Buna da çok küçük. Evet. Çok çok büyük çoğunluk doğru. Yanlış olacaktı. Çünkü bahsettim. Her zaman herkes daha fazla kişiye liderlik vermek işe yaramayabilir. Ve bunun literatürde bir böyle sayısı da yok. Bu alanda çok ünlü hocalar var. Geçen Danimarka'ya davet etmişti birileri. Ben de gittim. Amerika'dan James Spillane diye bir adam var. Bu dağıtımcı liderliğin kurucularından. Orada da sohbet ettik. Ve insanlar şunu sordu. Okul müdürleri, milli eğitim yöneticileri falan vardı. Ya bir okulda kaç kişinin liderlik yapması ideal? Formal liderlik, yöneticilik pozisyonları ya da informal olarak kaç kişi? Bunun alt veya üst bir limiti yok. Her zaman da daha çok kişi liderlik yaparsa daha iyi olur diye bir şey de yok diyor. Duruma göre, ortama göre, kişilerin özelliklerine göre, birlikte çalıştığınız kişilere göre bu değişebilir. Ama ana mantık yönetici olmayanlar da liderlik yapabilirler. Bizim görevimiz, tekrar ediyorum, doğru zamanda doğru kişilerin, istekli kişilerin, liderlik yapmak isteyenlerin önünü açmak, cesaretlendirmek, desteklemek. Evet, TTT birinciliği koruyor. Birinci olursa açılımını isteyeceğiz hocamızdan. Sıddık hocam da birinci olan hocamızı çağırıp çay ikram edecek. Olur mu Sıddık hocam? Ben Türkiye'de olsaydım belki ben ısmarlardım ama artık bunu milli eğitimimize verelim görevi. Dağıtımcı lider aslarını sürekli cesaretlendirir ve gelişim olanakları oluşturur. Evet, çok büyük çoğunluk doğru. Yine iki arkadaşımız muhtemelen bir ters köşe vardır diye yanlış demişlerdir. Bu da çok hayati noktalardan birisi arkadaşlar. Asları cesaretlendirmek ve sürekli gelişim için olanaklar oluşturmak. İşte bugün bizim burada olmamız da bu gelişim olanaklarından birisi. Bunları sürekli hale getirmek önemli liderlik. Bir yer değişikliği oldu. Burak Karaman öne çıktı. Yalova Map de arkadan takip ediyor. Son sorumuz. Dağıtımcı lider mesleki öğrenme konusunda rol model olur. Herhalde bu biraz basit bir soru oldu. Son soru olmasından dolayı
60 doğrumuz var. Evet, rol model olmanın öneminden de bahsetmiştim. Özellikle vurgulamıştım. Dağıtımcı liderin rol model olması da önemli. Tüm liderlerin aslında olumlu konularda rol model olmaları önemli. Evet, ilk üçümüz TTT bayağı bir önde gitmiştir. Üçüncü olarak bitirdi. Yalova Map ikinci. Son anda bir atakla Burak Kara hocamız birinci. Burak hocam el kaldırır mısın? Görelim seni. Evet. Tebrik ediyoruz Burak hocamı. Yalova Map kendisine bir çay ısmarlayacak benden. Faturayı Danimarka'ya gönderin Mehmet hocam. Hocam IBAN atayım mı? Olur, IBAN gönderin hocam. Tamam. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Bayağı bir katılım oldu. Güzel bir sayıya ulaştık. Buradan sunuma geri dönüyorum. Peki Mehmet hocam, süremiz nedir? Ne zaman bitirmemiz gerekiyor? Hocam, size bağlı. Ben bütün cuma günümü size ayırdım yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Valla hocam 1,5 saat zamanımız var başlangıçtan itibaren. 1,5 saat tamam. Sonra sistem kapanacak çünkü. Tamam, zaten 20 dakikamız var. 20 dakikada toparlarız. Şimdi buradan arkadaşlar biraz şu ana kadar genel liderlikten, okul yöneticiliği açısından, liderliğin bütün örgütler için önemli noktalarından falan bahsettik. Ben biraz şurada bu size sorduğum soruların şeyleri var, bakabilirsiniz. Yanlışlar, doğrular, açıklamaları var. Ben biraz buradan öğretmen liderliğine geçmek istiyorum. Yani birçok arkadaşımızın öğretmenlik aynı anda yaptığını düşünüyorum. Zaten yöneticilerimiz de zaten öğretmenliğe devam ediyorlar. Dolayısıyla öğretmen liderliğinden de biraz bahsedeceğim. Buradaki bazı yanlış algılardan da bahsedeceğim. Türkiye'de çok fazla öğretmen liderliği ile ilgili konuşan var. Zaman zaman takip ediyorum ben de. Ama birazcık uluslararası literatürde bahsedilen öğretmen liderliğinden biraz çıkıyor bazen tartışmalar. Ben biraz oraya vurgu yapmak istiyorum. Şimdi sunumdan görüyorsunuz. Bizim Türkiye'deki öğretmen liderliği ile ilgili konuşmaların çoğusunda arkadaşlar genelde sınıf içi öğretmenin özelliklerine çok vurgu yapılıyor. İyi öğretmen, lider öğretmen sınıf içinde şunu yapar. Lider öğretmen öğrenciye şöyle davranır gibi. Tabii ki bunlar lider öğretmen için önemli şeyler ama uluslararası literatüre biz baktığımızda öğretmen liderliğinin daha çok sınıf içinden çok sınıf dışında yapılanlarla ilgili olduğunu, okulun genel gelişimine öğretmen liderin katkısı, birlikte çalışılan insanlara öğretmen liderin katkısı üzerinden öğretmen liderliğinin tanımlandığını görüyoruz. Dolayısıyla ama burada çok önemli bir nokta var. Sınıf içinde iyi öğretmen olmayan birinin, etkili öğretmen olmayan birinin zaten bu lider öğretmenden beklenen sınıf dışında diğerlerine katkı sunması, sınıf dışında okulun genelinde okulun gelişimine katkı sunması da çok mümkün değil. Dolayısıyla sınıf içindeki etkililik öğretmen liderliğin bir ön şartı. Ama sınıf içinde etkili bir öğretmen olmak, lider öğretmen olmak anlamına gelmiyor literatüre göre. Sizin tabii bu lider öğretmeni nasıl tanımladığınıza da bağlı. Ama literatür lider öğretmeni okulun genel gelişimine katkıda bulunan, diğer meslektaşlarının gelişimine katkıda bulunan kişiler olarak tanımlıyor. Burada bir etkinlik yapacağım. Lider öğretmene geçmeden o biraz önce söylediğim ön şart var ya, sınıf içinde etkili bir öğretmen olmak lider öğretmenliğin ön şartı dedim. O ön şartla ilgili bir etkinlik yapacağım önce. Hemen onu yapayım. Menti.com'a tekrar girmenizi istiyorum. Hemen şifreyi paylaşacağım. Menti.com'a girin arkadaşlar. S-
sınıf içinde etkili bir öğretmen olabilmek için sizce yapılması gereken şeyler hangi özellikler olması lazım? Sınıf içerisinde etkili bir öğretmenlik için. Gerekli 3 kritik özellik sizce ne? Menti.com'a gidiyoruz ve 8114583 kodunu kullanıp bu soruyu görüyoruz arkadaşlar. 3 tane kelime yazıyoruz. Sınıf içindeki etkili öğretmen için olmazsa olmaz 3 şey. Yapılması gereken şeyler olabilir. Öğretmenin özelliği olan şeyler olabilir. Şifreyi tekrarlıyorum. 8114583. Hatta yazayım şuraya. menti.com. Pardon, yanlış yazdım. 8114583. Evet, biraz bekleyelim. Bir 50'nin üzerine çıkalım en azından. Tamam. Sisteme giremeyen arkadaşlar chat kısmından yazabilirler. Onları da görmüş olalım hepimiz. Bazı arkadaşlarımız yazıyor. Dolayısıyla aktiviteye bir şekilde etkinliğe giremiyorsanız oradan da düşündüklerinizi yazabilirsiniz. Evet, genel olarak bakıyorum. Devam edebilirsiniz ama ben bunun üzerinden biraz konuşayım. Genel olarak baktığımızda belli şeyler ön plana çıkıyor. Empati, sevgi, samimiyet, hitabet, hoşgörü, saygı, alan bilgisi, disiplin, iletişim ön plana çıkan şeyler. Dinleyici olmak, bu da iletişimle birleştirebiliriz. Mesleki yeterlik, bunun için öğretmen mesleki bilgisi var. Alan bilgisi ayrıca vurgulanmış zaten. Sınıf yönetimi. Ama biraz daha samimiyet, sevgi, empati, daha böyle duygusal şeyler ön plana çıkmış. Bunlar da tabii ki öğrenciyle iyi bir iletişimin aslında içinde olan şeyler. İyi bir iletişimi kurabilmek için gerekli olan şeyler arasında. Bunlar biraz daha ön planda gözüküyor. Mehmet Hocam, bu yaptığımız etkinliklerin sonuçlarını ben indirip sizinle paylaşabilirim e-mailden. Öyle bir hocam, liste varsa ya da bütün hocalarımızın görebileceği bir yer varsa platform, oraya koyabilirsiniz. Hocam şöyle yaparız. Siz bize mail atarsınız. Biz onu, arkadaşların mailleri var bizde. Hepsine mail atarız. Tamam, olur. Belki tekrar sonradan sonuçları görmek isteyenler olabilirse görmüş olur. Yaparız, mail atarız. Tamam. Yeterli herhalde. Zamanımız da azalıyor ama genel olarak aynı şeyler tekrarlanacak. Ben hemen buradan birkaç şeyi vurgulayıp sunumuma geçeyim. Sunumda da şöyle arkadaşlar, literatüre göre, yapılan araştırmalara göre etkili bir öğretmende olması gereken özellikler ya da hangi özelliklere sahip olan öğretmenlerin öğrencileri daha çok öğreniyor şeklinde çok çalışma var. Bu araştırmaların söylediği şeyler, sizin o bahsettiğiniz samimiyet, hoşgörü, sevgi, bunların için aslında dağılmış
durumda. Mesela en önemli şeylerden birisi her öğrencinin öğrenebileceğine inanmak. Bu işte o sevgiyle, samimiyetle, hoşgörüyle, kapsayıcılıkla ilgili de bir şey aslında. Eğer öğretmen her öğrenci öğrenebilire inanıyorsa onun sınıfındaki öğrenciler daha başarılı oluyor. Araştırmalar bunu söylüyor. Güvene dayalı destekleyici bir sınıf ortamı oluşturmak. Ben çıkıyorum. Nitelikli bir iletişim. Nitelikli bir iletişimin içinde dinleme çok önemli. Siz de zaten çok vurgulamıştınız bunu. Öğrencinin gelişimini izleme. Öğrenci nereden nereye geldi? Açık ve net beklentiler ortaya koyma. Her öğrenci için farklı olabilir. Bütün sınıf için aynı olmak zorunda değil ama ne bekliyoruz, neye başarabiliriz her öğrenci için? Bunları açıkça uygun ve etkili sorular sorabilme, geri bildirim verebilme. Geri bildirim olmazsa olmaz bir şey. Sadece soru sorup cevabını almak, sınav yapıp cevapları alıp notları açıklamak öğrenmeyi yeterince geliştirmiyor. İhtiyaçlara göre farklılaştırma yapabilme, sürekli öğrenmeye açık olma, öğretmenin kendisinin sürekli öğrenmeye açık olması ve yeni yöntemleri kullanabilme konusunda da etkili olma, yeniliklere açık olma, yenilikleri öğrenmek için çaba gösterme. Bunlar da sınıf içinde etkili bir öğretmen olmayı etkileyen faktörler araştırmalara göre. Sizin bahsettiğiniz birçok şey de aslında mesela sınıf yönetimi denmiş. İşte bu bunlardan bazıları destekleyici bir sınıf ortamı, sınıf yönetimiyle ilişkili bir şey. Öğretim yöntemleriyle ilişkili olan şeyler var. Alan bilgisiyle ilişkili olan şeyler var vesaire. Son olarak lider öğretmenden beklentilere geçiyorum. Lider öğretmenlerin özellikleri bahsettim. İyi bir öğretmen, sınıf içinde etkili bir öğretmen olmak, lider öğretmen olabilmenin ön şartı. İyi bir öğretmen olmadan siz kendiniz liderlik yapamazsınız zaten. Ama bunun ötesinde de kurumun ve diğer arkadaşlarınızın, meslektaşlarınızın gelişimine katkıda bulunabildiğiniz ölçüde lider öğretmen oluyorsunuz. Bunun için de bazı şartlar var. Yöneticileri ve meslektaşları tarafından saygı duyulan biri olmanız lazım. Bu saygı duyulan biri değilseniz, sınıf içinde ne kadar iyi bir öğretmen olursanız olun, insanlar sizden yeterince öğrenmek istemezler. Dolayısıyla insanlar size kendilerini açmazlarsa, sizin de onlara katkıda bulunmanız, kuruma katkıda bulunmanız zorlaşır. Sürekli öğrenmeye açık, bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalışan biri olmanız lazım. Güvene dayalı ve yapıcı ilişkiler geliştirmeniz lazım. İnsanları sürekli eleştiren, sürekli açıkları kovalayan, sürekli zayıf noktalara vurgu yapan biri olmaktan ziyade takdir eden, güçlü yönleri gören, güçlü yönlere vurgu yapan biri olursanız gerektiğinde zayıf noktaları vurguladığınızda da bu insanlarda bir ön yargı, bir güvensizlik oluşturmaz. Ama sürekli eleştiriyorsanız herhangi bir konudaki bir zayıf noktayı vurgulamanız çok da dikkate alınmayabilir. Öğretimi ve öğrenmeyi geliştirmeye odaklanmak, yani iletişimdeki, paylaşımlardaki, birlikte çalışmadaki vurgunun sürekli sınıf içindeki neleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz ya da okulumuzda neleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz ve bunlar bizim öğrencilerimizin gelişimine nasıl katkıda bulunabilirler, bunlara vurgu yapmak. Tabii zaman zaman sosyal etkinlikler açısından liderlik etmek de değerli. İnsanları bir araya getirebilmek, bu sosyal etkinliklerin güveni arttırma, samimiyet arttırma gibi bir rolü de olduğu için bunlar da anlamsız değil. Ama sadece orada kalıyorsa ilişkiler, bu da lider öğretmenlik anlamına gelmiyor. Oradan ilerleyip sınıf içine öğrencilerin faydasına olabilecek şeylere de gidiyorsa o zaman lider öğretmenlik anlamına geliyor. Formal rollerin yanı sıra informal meslektaş ilişkileri sürecinde de liderlik gösterirler. Kişilerin, grupların ve örgütsel süreçlerin gelişimine katkıda bulunurlar. Bunları zaten bahsettik. Dolayısıyla lider öğretmenden beklentilerimiz de bu. Sınıf içinde iyi bir öğretmen olmak, etkili bir öğretmen olmak. Bunun için gerekli olan şeyleri tartıştık. Ve sonuç olarak da sınıfın dışında da iyi bir öğretmen
iyi bir meslektaş, kuruma katkıda bulunmak isteyen bir öğretmen olmaya çalışmak, lider öğretmen yapıyor bizi. 5 dakikamız var. Aslında bitirdik. Son bir tane günün son değerlendirme etkinliğini yapacağım. Bunu yaparken de buradan menti.com'dan etkinlik yapmayı da size göstermiş olayım. Mentimeter.com girdik. New presentation. Bunu değerlendirme yapayım bunun başlığını. Gün sonu değerlendirme. Çünkü bütün eğitimlerde ve etkinliklerde bir son değerlendirme yapmak önemli. Şimdi grubun büyüklüğüne göre farklı değerlendirmeler yapabiliriz. Şöyle herkesin bir cümle yazabileceği bir kısım var. Yine bu şekilde şu word cloud'u seçip kelimelerle harita oluşturabiliriz ama bu değerlendirme zayıf olur. Yani kelimelerden oluşan haritadan çok bir şey çıkaramayabiliriz. Bazen o da yapılabilir. Yani herkesten bugünle ilgili bir kelime isteriz mesela. Hadi onu yapalım. Çünkü bu herkesin bir cümle, iki cümle yazmasını yaparsak 60-70 kişiden çok fazla şey geleceği için okumak zorlaşır. Gün sonu değerlendirmemizi de böyle kısa bir harita yazalım. Bugünün eğitimi ile ilgili 3 kelime. Aklınızda kalan ya da bugünkü eğitimle ilgili öğrendiğiniz ya da bugünkü eğitimi değerlendirdiğinizde aklınıza gelen 3 kelime nedir? Present dedim, başlattım. Yine menti.com'a gidip 160695 3 şifresiyle giriş yapıyoruz. Bununla da dersi bitiriyoruz. Keşke teker teker hepinizle konuşup sesli değerlendirmeler alabilseydik ama grubumuz kalabalık. 4 dakikamız var. En azından böyle bir değerlendirme yapalım ve dediğim gibi bütün çalışmalarda, sınıf içi etkinliklerde, öğretimde, dersin sonunda bir değerlendirme yapmak her zaman önemli. Duruma göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Burada 20 kişilik, 15 kişilik, 30 kişilik bir sınıfınız varsa, mesela online bir ders işlediyseniz, dersin sonunda bu Word Cloud yerine diğer kısmı seçip her öğrenciden bir cümleyle bugün ne öğrendiğimi sorabilirsiniz mesela. O şekilde daha böyle detaylı bir gün sonu değerlendirme olabilir. Onlara bakarsınız ya da bugün öğrendiklerimle birlikte bugün kafama takılanlar, aklımda kalan sorular. Çünkü yüz yüze eğitimde öğrenci hemen soru sorabiliyor ama online eğitimde bulunduğu ortamdan dolayı, kalabalıktan dolayı belki elini kaldırıyor, siz görmüyorsunuz vesaire soru soramayabiliyor. Dolayısıyla soru akılda kalan sorularla hemen son 2 dakikayı bitirebilirsiniz. Herkes sorularını sorar. Alırsınız onu. Ertesi gün belki onlara cevap verirsiniz. Bu şekilde bir değerlendirme de olabilir. Farklı şekillerde kullanılabilir. Çay yazmış bir arkadaş da benim çayım yoktu maalesef. Burada sallama çay içebiliyorum okulda ancak. Onu da çok sevmediğim için kahve içiyorum. Ama evde demliklerimiz var, demliyoruz tabii ki. Okulda öyle bir çay eksiğimiz var maalesef. Bakıyorum böyle olumsuz bir şey var mı diye ona bakıyorum. Biz hemen olumsuzu bulmaya çalışırız ya. Yüz yüze tekrarı olsun. Bak bu benim hoşuma gitti. Yüz yüze tekrarlayalım inşallah. Öyle olunca çay da içebiliriz. Belki simit bile ısmarlar milli eğitimimize. İlginçtir. Burada en çok özlediğim şeylerden birisi simit. Türkiye'de belki göndereyim istiyorsanız. Ama.
Evet. Kargoyla göndereyim mi? Kargo maalesef ya. Biraz sıkıntılı kargo işi. Ama geldiğimizde simit çay isterim. Onlar benden, sıkıntı yok. Tamam, teşekkürler. Hocam bizim bu eğitimlerimiz devam ediyor. Türkiye dışında farklı üniversitelerde çalışan eğitimcilerle bir araya geliyoruz. Çok güzel. Bu sezonun ilk açılışını sizinle yaptık. Teşekkürler. Bizden sonra haftaya Cuma günü Osaka Üniversitesi'nden, Japonya'dan Sadi Vural olacak. Yapay zeka ve insan üzerine. Bir sonraki hafta sanırım Selçuk Şirin Hoca var New York'tan. Çok iyi. Son çok haftanın bozulması ama tarih netleşmedi. Son etkinlik olarak da kendisiyle görüştük. Tarihin net koymadı daha. Aziz Sancar Hoca olacak. Çok iyi, çok güzel, muhteşem. Böyle çok güzel bir etkinlik. Yani Türkiye içinde de çok değerli hocalarımız var. Onlar da tabii katkıda bulunur ama sadece orayla sınırlı kalmayıp başka ülkelerde. Çünkü bizim şöyle bir dezavantajımız var. Ben Türkiye'deyken çok fazla Yalova'ya çok geldim mesela. Esenköy'e çok geldim. Başka Mersin'e gittim. Başka şehirlere. Erzurum memleketim zaten. Erzurum hizmet içi eğitime çok gittim. Çok fazla bir araya geliyorduk ama yurt dışında olduğunda maalesef bu dezavantajlıyız. Ama bu vesileyle, pandemi vesilesiyle ben de bu arada çok eğitim yaptım online. Bu şekilde sizin de yurt dışındaki hocalarımızı da dahil etmeniz çok güzel olmuş. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii benimle başlamakla da çok doğru bir karar almışsınız. O konuda da tebrik ediyorum sizi. Değerli hocalarım, çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Şöyle sırayla sayfaları geçip yüzleri tekrar görmek istedim. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İnşallah başka vesilelerle hocam, online ya da yüz yüze yine bir araya geliriz. Sizleri böyle sadece görüntüler üzerinden de olsa tanımaktan mutlu oldum. Umarım az da olsa faydası olmuştur programın. Önemli olan bir araya gelip tecrübeleri paylaşmak. Sizden tek isteğim, sizler de yine özellikle aynı okulda çalıştığınız arkadaşlarla milli eğitimi beklemeyin. Farklı vesilelerle kendi tecrübelerinizi paylaşmak için bir araya gelip paylaşımlarda bulunun. Emin olun benim anlattıklarımdan çok çok daha faydalı olabilir. Sizinle aynı ortamda olan, aynı sorunları yaşayan meslektaşlarınızdan, hem tecrübeleri hem genç meslektaşlarınızdan bazı konuları tartışıp bilgiler almak çok çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam kapanış konuşması Sıddık Hocam'la olacak. Buyurun hocam. Biz size teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize, dilinize sağlık. Çok müstefit olduk, istifade ettik bu güzel konuşmalarınızdan dolayı. İnşallah sizlere sık sık rahatsız edeceğiz. Mehmet Hocam, sizlerle iletişime geçeceğiz sürekli inşallah. Ben ilçe il müdürümüz adına, ilçe müdürlerimiz ve öğretmen arkadaşlar adına sizlere teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz. Ve duacı sizlere hocam inşallah. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde hem size hem bütün yönetici ve öğretmen arkadaşlarımıza. İnşallah sağlıklı, verimli bir yeni dönem olur. Başka vesilelerle de buluşuruz inşallah. Abi inşallah. Teşekkür ederim hocam. Hürmetler, sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler, hayırlı cumalar, iyi hafta sonları. Teşekkür görüşmek ediyoruz. Üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz de. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir.